Çocukmuşum gibi ceza veriyor bana ya. Ne işim var benim Çatalca'da ya? Gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Gel. Sen miydin? Benim. Babanla konuştum az önce. Hadi hazırlan da gidelim. Beni gerçekten Çatalca'ya götürmeyi düşünmüyorsun herhalde. Arzu, bu sefer başın gerçekten belada. Bir süre ortadan kaybolsan iyi olacak. Ama... Arzu, inat etme. Bak polisler her an kapıyı çalabilir. Çalarlarsa çalsınlar. Saçmalama istersen, olur mu? Kadını merdivenlerden itmişsin ya. Resmen cinayete teşebbüs. Durumu da iyi değilmiş, söyleyeyim sana. Beter olsun. Arzu hadi toparlan da gidelim, uğraştırma beni. Bak babam bu sefer haklı. Bu iş ciddi. Başın cidden belaya girebilir. Ortadan kaybolman lazım. Tamam ya, tamam. Aşağıdayım. Hazırlanınca haber ver. Kahretsin ya. Kenan. Anne. Oğlum. Oğlum ne oldu size böyle? Kenan abi ne oldu Melek ablaya? Nasıl oldu? Ah canım benim ya. Abi bir şey söylesene. Kenan abi Melek abla iyi mi ha? Lütfen bir sakin olur musunuz önce? Ne olur. Ne olur söyle Kenan abi. Çok mu kötü Melek ablanın durumu? Canım lütfen yapma. Oğlum hepimiz merak ediyoruz. Ne oldu da Melek bu hale geldi? Abi karakola diye çıktınız evden. Bir kaza falan mı yaptınız? Yok Selim, kaza olmadı. Önce karakola gittik. İstediğimiz dosyayı aldık. Dosyada öyle bir şey yazıyordu ki. Ne yazıyordu? Oğlum, söylesene ne yazıyordu o dosyada? Kazaya sebebiyet veren Arzu'ymuş. Ne? Ne? Bu kadarı da olamaz herhalde. Olmuş işte Zeynep. Hatta bu yüzden hapis bile yatmış. Abi sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım Selim. Kadın resmen kızımın canına kastetmiş. Allah'ım dedireceğim. Bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya? Göz göre göre Elif'e ulaşmamızı engellemeye çalışıyor ama niye? Yok. Gidip mahvedeceğim onu. Bu yaptıklarının hesabını soracağım. Abi ben de seninle geliyorum. Yeter artık. Selim dur, hiçbir yere gitmiyorsun. Abi ne demek gitmiyorsun ya? Yaptıkları yanında kar mı kalsın? Biz Arzu'ya hesap sormak için gittik zaten. Yoksa Melek ablanın başına gelenler Arzu yüzünden mi? Kenan abi söylesene. Bunu Melek ablaya Arzu mu yaptı? Karakoldan sonra Arzu'ya hesap sormak için Necdet'in evine gittik. İnkar etti tabii her şeyi. O insanları tanımadığını söyledi. Ya bırak abi ya, ne tanımaması? Arzu'dan bahsediyoruz. Oğlum bir sakin ol. Melek'e orada mı bir şey oldu ha?
Arzu'yla tartışırken Necdet de olaya dahil oldu. Olaylar büyüdü. Necdet'in adamları silah çekti. Ne? Allah'ım sen koru. Arzu çok öfkeliydi. Meleğin üzerine yürüdü. Olaylar orada büyüdü zaten. Meleği merdivenlerden itti. Ay. Ne? Allah'ım. Allah'ım sen koru yarabbim. Akşama taze fasulye yapayım dedim. Hadi gel benimle beraber ayıklayalım kılçıklarını. Hem de öğrenmiş olursun. Elif? 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 Hı? Efendim? Elif kızım, neyin var? Anlat, bir şey mi oldu? Hiçbir şeyim yok Rabia teyze. Sen şöyle gel bakayım, otur benim yanıma. Sen şimdi dayının yaptıklarına takıldı aklın, değil mi yavrum? Ama benim güzel yavrum, sen niye üzülüyorsun ki kızım? Ona güvenseydin az daha çok kötü şeyler olacaktı. Endişelenme sen yavrum. Allah sevdiği kulunu korur kollar, ona bir vesile yollar. Vesile mi? Tabii vesile. Bak Yüce Rabbim seni bana gönderdi. Sayende büyük bir felaketten kurtuldum yavrum. Oo, güzel kuzum benim. Efendim Murat? Feride, ne yapıyorsun? İyiyim, ütü yapıyorum. Sen ne yapıyorsun, işte misin? Yok. Ben hastanedeyim. Hastanede mi? İyi misin, bir şey mi oldu? Ben iyiyim, ben iyiyim. Merak etme. Da şey oldu. Kime? Alo Murat. Feride. Melek abla. Melek abla kaza geçirmiş. Daha doğrusu merdivenlerden yuvarlanmış. Ne? Ne diyorsun sen Murat? Konuşabildin mi peki Melek ablayla? İyi mi durumu? Bilmiyorum. Konuşamadım ki. Ameliyatta şu anda. Murat ne diyorsun sen? Allah'ım sen koru. Ben hemen oraya geliyorum. Gel hadi Feride. Zaten hepimiz buradayız. Herkes burada bekliyor. Tamam, hangi hastanedesiniz? Tamam. Yani Melek Hanım'ın düşmesiyle ne sizin ne de kızınızın bir ilgisi yok, öyle mi? Bakın memur bey, size söyledim. Olayın gerçekleştiği sırada kızım evde bile değildi. Kenan neden böyle bir ifade vermiş, doğrusu anlamış değilim. Kızınız Melek Hanım'ı itmiş. Kenan Bey öyle söyledi ama. Ben ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bunlar ailece çıldırmış olmalılar. Önce gelip evimi basıyorlar, haneme tecavüz ediyorlar. Ağza alınmayacak küfürler, hakaretler havalarda uçuşuyor. Ama suçlusu biz oluyoruz. Pes doğrusu. Sakin olun, biz şu an sadece olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışıyoruz. Bakın, bir daha anlatıyorum. Kenan'la eski karısı sebepsiz yere gelip evimi bastılar. Kenan'la benim aramda sadece sözlü bir münakaşa geçti, o kadar. Geri kalan her şey tamamen onun hayal dünyasından ibaret. Peki, Melek Hanım merdivenlerden nasıl düştü? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Peki, madem öyle diyorsunuz, şu anlık yeterli. Daha sonra tekrar ifadenize başvurabiliriz. İyi günler. İyi günler. Necdet ne oluyor? Yok bir şey hayatım. Nasıl yok bir şey? Arzu Melek'i merdivenlerden mi itti? Hayır.
Durum nasıl? Gayet iyi. Sen merak etme, tamam mı? Sen sadece bizim çocuğumuzu düşün. Bak Pelin, o eski sevgilini savunmaya geldiysen buraya hiç boşuna uğraşma. Eski sevgilim mi? Feraye bana her şeyi anlattı. O dallama eski sevgilimmiş. He, anlattı demek. Öğrenmeyeceğim mi sanmıştın? Ay, yo, yani ben senden saklamaya çalışmamıştım ki zaten. Niye söylemedin o zaman? Yani eskide kalmış bir hikaye. Tekrar açıp okumanın ne manası var? O herifin bana neden sardığı belli oldu şimdi. Selim bana çok değer verir. İlişkimiz bitti ama hala o bana karşı çok korumacı davranıyor. Göstereceğim ben ona. O herif kendini korumayı öğrensin bakalım. Aa, ne yapsaydı çocuk? Sen de öyle üstüme üstüme arabayla gelmeseydin. Hem beni ne kadar korkuttun biliyor musun? Ben sana zarar verir miyim hiç? Niye yaptın o zaman? Ya ben seni kaybetme korkusuyla ne yaptım bilmiyorum ki. Biraz da alkol almıştım. Ne olur affet beni. Hem o herifi görünce senin yanında deli oluyorum Pelin. Bak, beni kıskanman çok hoşuma gidiyor. Ama biraz daha kontrollü olmaya çalış, olur mu? Senin için her şeyi yaparım. Her şey. Sonunda bu cehennem gibi yerden kurtuluyorum. Hem de her şeyi geride bırakarak. Bir an önce yarın sabah olsun istiyorum. Bir an önce. Nihayet bu kabus bitecek. Bu baskı. Allah'ım ne olur bir aksilik çıkmasın. Ne olur sana yalvarıyorum. Gonca Hanım. Gel Nazan. İlaçlarınızı getirdim. Tamam sağ ol, bırakabilirsin. Nazan. Efendim. Aşağıda durumlar nasıl? Melek'ten bir haber var mı? Benim bir bilgim yok efendim. Erkut nerede? O Arzu Hanım'ı Çatalca'ya götürdü. Ne? Çatalca'ya mı? Evet. Peki ne zaman dönecekler? Çok mu uzun kalacaklar orada? Ben bilmiyorum ki ne kadar kalacaklar Gonca Hanım. Tamam. Çıkabilirsin. Peki tamam. Erkut ne olur yarın sabah burada ol. Benim sana ihtiyacım var. Bir kahve de açar mısın Selim? Aa yok. Yeter bu kadar kafein. Hem benim dersim var. Birazdan giderim. Tamam o zaman ben de gideyim. Sen dersine gir. Akşam yemek için rezervasyon yaptırırım o zaman. Tamam. O Cix mekanı ayrılacağım, uyar mı? Hı hı. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Aa hoş geldin tatlım, otursana. Buluşmuşsun yine o hayvan Koray'la yani. Şimdi çıkarken gördüm. Evet Feraye, ne yapayım? Mesela buluşmayabilirdin Pelo. Ya ben belki akşam kafana dank etmiştir de vazgeçmişsindir diye umutlanmıştım da. Sana aynen devam belli. Bodozlama. Feraye, senin için anne falan mı kaçtı? Çok komiksin gerçekten. Vallahi arkadaşımız üzülmesin diye burada konuşuyorum ama sen hiç. Akşam yemeğe çıkacağız Koray'la. Yemek. Pelo sen iyi misin? Ya niye giriyorsun o manyağın dibine? Ya Feraye anla beni ne olur. Bak hem ne demişler, düşmanını bile yakın tutacaksın. Ya Koray'a yakın oldukça hem dizginler elimde oluyor.
Hem de Selim'in gözünde hala yardıma muhtaç bir kedi yavrusu olmaya devam ediyorum. Yavru kedi? Ya adam üzerine arabayı sürdü, bıçak çekti. Sen hala... Ya Selim'i o kadar çok seviyorum işte. Yani onun ilgisi her şeye değer. Murat ne olmuş? Melek abla nasıl? Ya Murat bir şey söylesene. Kenan abi, Melek abla nasıl? Durumu iyi mi? Hala ameliyatta. Durumu kritik dediler, bekliyoruz. Abi, hadi biraz yürüyelim ha. Çocuklar yapmayın böyle, toparlayın kendinizi. Ya peki nasıl olmuş bu? Ya Melek abla nasıl bu hale gelmiş? Melek abla Kenan abiyle beraber uzun havaya doğru yola çıkmış. Sonra orada bir mezarlık bulmuşlar. Üstünde Elif'in adını yazdığı. Ama mezarlığı kazdıkları zaman içinden Elif çıkmamış. Sonra karakola doğru yola çıkmışlar. Orada bir dosya bulmuşlar. İçinde Elif'in trafik kazasını Arzu'nun yaptırdığına dair belgeler varmış. E tabii sonra da hesabını sormak için Arzu'nun yanına gitmişler. Orada ortalık karışmış. Maalesef Arzu Melek ablayı merdivenlerden aşağı etmiş. Sonuçta bu. Abi, su getirdim James. Sağ ol. Neden götürürsün ki onu oraya? Bir olay çıkacağı belliydi Selim. Görmeliydin bunu. Abi, suçlama kendini ne olur. Nereden bilebilirdim böyle bir şey olacağını? Bilmeliydim Selim, bilmeliydim. Millet düşerken hiçbir şey yapamadım. Elim kolum bağlı, öylece kala kaldım. Koruyamadım onu. Abi sen Melik ablayı hastaneye getirerek yapacağını yaptın zaten. Eğer ona bir şey olursa... Hayır. Hayır abi. Öyle bir şey olmayacak. Melek abla çok güçlü bir kadın. Bak göreceksin. Sağ salim kalkacak ayağa. Ameliyat bitti mi doktor bey? Ameliyat şimdi bitti.
Bizim için de, hasta için de oldukça zor ve riskli bir operasyondu. Doğruyu söylemem gerekirse. Riskli mi? Aman Allah'ım. Melek abla iyi ama değil mi? Çarpmadan ötürü hastada epidural hematom meydana gelmiş. Size ameliyattan önce söylediğim şeyi hatırlıyor musunuz? Beyin kanaması demiştiniz. Aman Allah. Evet. Ne yazık ki beyin kanaması. Bakın, beynin üzerine duramater denilen bir zar vardır. Bu zarın üzerinde bulunan damarlar travma neticesinde çatlayan kafatası kemiklerinin zedelenmesiyle kanama yapabilirler. Hastada oluşan şey bu. Oluşan kanama, beyin zarı travmatör ile kafatası kemikleri arasında birikmiş, beynin sıkışmasına sebep olmuş. Biz önce biriken kanı absorbe etmeye çalıştık. Çünkü bir an önce zarar gören damarları tedavi etmemiz gerekiyordu. Ama biriken kan çok yoğundu. Bu yüzden zor bir ameliyat geçirdik. Sakin olmaya çalışıyorum. Peki, durumu nasıl, iyi mi? Yoğun bakım ünitesine alacağız hastayı. Durumu hala kritik, ne yazık ki. Görebilir miyiz? Ne yazık ki henüz uyanmadı. Hasta kendine geldiğinde biz sizi bilgilendireceğiz. Şimdilik yapabilecek başka hiçbir şey yok, maalesef. Allah'ım sen onu bize bağışla. Sen onu bize bağışla. Benim güzel arkadaşım. Sen nelere dayandın? Pes edemezsin. Ablayı bir şey olursa ne yaparım ben? Şşşt Zeynep, o nasıl söz öyle? Melek abla ne kadar güçlü kız, biliyorsun. Haksızlık bu ya. Ya yemin ederim haksızlık bu. Abla. Ya bir daha Melek ablam uyanamazsa ne yaparız biz abla? Murat, bak sakın öyle söyleme. Melek abla iyileşecek ya, Melek abla uyanacak. Ne oldu? Var mı bir gelişme? Necdet Bey, biraz önce doktor aileye açıklama yaparken duydum. Kadın çıkmış ameliyattan ama durumu hala kritikmiş. Yoğun bakım alacaklarmış. Tamam. Sen orada beklemeye devam et. Bir gelişme olursa beni ararsın. Ah! Ben toparladıkça sen dağıtıyorsun. Şimdi bir bu eksikti. Ne oldu doktor bey? Uyandı mı? Melek abla kendine geldi mi? Hayır. Maalesef. Hala açmadı gözlerini. Ama az önce bir tepki verdi. Peki nasıl yani? Bu daha erken gözlerini açacağı anlamına mı geliyor? Böyle bir şey söylemem mümkün değil. Hala durumu kritik. Ama tepki vermesi umutlu bir işaret. Görebilir miyiz? Sadece bir kişi ve kısa bir süreliğine. Tabii tabii.
Zeynep, hadi sen gir. Ben mi? Evet. Hadi git yanına. Ona de ki... Elif için... Elif için aç gözlerini de. Beni biliyorum. Abla gitme. Gitme ne olursun. Elif'i de beni de öksüz bırakma ablacığım. Bak Elif bir yerlerde yaşıyor. Nefes alıyor. Sen de yaşayacaksın. Kavuşacaksınız. Ablacığım ne olur dayan. Elif için dayan. Hadi aç gözlerini. Hadi ablacığım ne olursun aç. Bu sefer kötüler kazanmayacak. Sen iyileşeceksin. Yine kahvaltılar hazırlayacaksın bize. Sonra Elif gelecek. Bir sevinçle kapıyı açacak. Abla hadi kalk. Annem salçalı tost hazırlamış diyecek. Yine çok mutlu olacağız. Eskisi gibi. Uyan ne olur uyan. Hadi aç gözlerini. Allah'ım duy sesimizi. Ne olursun yardım et. Dediğiniz gibi Çatalca'ya bıraktım geldim Necdet Bey. Sana karşı çıktı mı? Yani direndi biraz. Girmek istemedi önce ama sonra ikna oldu. Aptal kız. Şimdiye kadar başıma beladan başka bir şey getirmedi. Kenan şikayetçi olmuş mu? Olmuş tabii olmaz mı? Gelip ifademi aldılar. Ne dediniz? Ha ne diyeceğim? Kenan gelip evim bastı, beni tehdit etti falan. Şu Arzu yüzünden düştüğüm duruma bak. Dua etsin de o melek denen kadın ölmesin. Yoksa onu bu sefer ben bile çıkaramam içeriden. Çok mu ciddiymiş durum? Hı-hı. Arzu'yu anlatamadım bir türlü. Elif'in de meleğin de dirisi lazım bize diye. Almadı o beyni, almadı. Serdar'dan haber var mı? Boşlamıyorsun değil mi o şerefsiz iti? Olur mu öyle şey Necdet Bey? Dört koldan arıyoruz. Erkut. Bak çevremde onca adam varken ben sana güvendim. Seni adam bildim haberin olsun. Bir an önce kesin şu adamın ipini. Tabii Necdet Bey merak etmeyin fazla uzamaz. İyi. Sen öyle diyorsan. Müsaadenizle. Seni arıyorum. Ne oldu? Ne var? Çabuk odaya gir. Hadi. Gonca ne oluyor ya? Erkut, bana yardım etmen lazım. Ben sana edeceğim yardım ettim Gonca. Şansını fazla zorlama istersen, değil mi? Erkut dur ne olur ya. Gonca. Bak, ben senden çok bir şey istemiyorum ki. Sadece benim telefona ihtiyacım var. Niye? O herifi arayasın diye mi? Ya lütfen bak çok kısa sürecek. Gonca bak ikimiz de tehlike atıyorsun farkındasın değil mi?
Biliyorum. Biliyorum ama... Aması falan yok Gonca. Zaten adamları yanlış yönlendirip duruyorum. Necdet Bey öğrenirse ne olur biliyorsun değil mi? Anlamayacak. Bak sana söz veriyorum. Senin bu işe karıştığından Necdet'in asla haberi olmayacak Erkut. Ne olur sadece 2 dakika. Bak ateşle oynuyorsun Gonca. 2 dakika. Dışarıda bekliyorum. Tamam. Alo. Serdar. Gonca. Nasılsın? Ya ben iyiyim de asıl ben seni çok merak ettim. Erkut seni hastaneye götürdü mü? Götürdü. Endişelenecek bir durum yok. Merak etme ben iyiyim. Benim çok fazla vaktim yok. Birazdan kapatmam gerekebilir. Serdar, yarın konuştuğumuz saatte Beykoz Feneri'nin orada olacağım, tamam mı? Evden çıkabilecek misin peki? Ben her şeyi ayarladım. Sen merak etme. Ya... Sen o katilin evindesin. Ben seni nasıl merak etmeyeyim? Serdar, gelirken sen de çok dikkatli ol. Parayı almayı da sakın unutma. Tamam, tamam. Bugün gidip alacağım. Ondan sonra da başka bir otelde kalırım artık. Serdar, kendine çok dikkat et. Ne oldu? Bitmedi. Lan ver. Al. Erkut. Ne var Gonca? Senden son bir şey daha isteyeceğim. Ne istiyorsun Gonca benden artık? Yeter. Bak bu son. Bunu da yaptığımız tamamen kurtuluyorsun benden. Neden bahsediyorsun sen ya? Yarın bu evden çıkarken bana yardım etmeni istiyorum. Ne? Kafayı mı yedin sen Gonca? O kadar kötü görünüyordu ki. Sanki kendisi değil gibiydi. Ağlama canım benim. Biz güçlü olacağız Melek için. Elimde değil ki. Onu öyle kıpırtısız görünce... Elif için dayanması lazım. Allah'ım ne olur duy sesimizi. Ana kızı ayırma birbirinden. Zeynep'ciğim ben inanıyorum. Geçecek. Melek bunun da üstesinden gelecek. Elimde olsa zamanı geri alırdı. Onun çiftlikten ayrılmaması için, yanımızda kalması için elimden geleni yapardı. Canım, topla kendini ne olur. Biliyorum, çok zor ama. Biliyorum onu öyle görünce dayanamadım işte. Haklısın. Ama iyi olacak. Ben biliyorum. Melek abla asla bizi bırakmayacak. İçecek bir şeyler getireyim. Ne oldu Pelin? Ben de seni merak etmiştim. Ben şu an uygun değilim. Önemli bir şey varsa hemen söyle. Yok. Yani ben Koray'ı gördüm. Çok korktum. Sen de belki buralardasındır diye aramak istedim. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Yani sadece... Tamam o zaman. Benim şu an kapatmam lazım. Hoşça kal. Kızım ne oldu anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Yüzüme kapattı. Aa, Selim yapmaz hiç öyle şey. Gördük. Resmen sepetledi beni. Yani Kore'yi söylemem bile bir işe yaramadı. Ne olacak sanmıştım Pelo? Yani seni seviyorum mu diyecekti. Ne var Feraye? O günler de gelecek bir gün. Ay vallahi tırstım senden. Biliyordum. Erkut'un bana yardım edeceğini biliyordum. Oh be, sonunda kurtuluyorum bu cehennemden. Gonca. Necdet. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Hayatım müsait misin? Girebilir miyim? Bir dakika.
Gonca ne yapıyorsun sen? Bir şey. Ben... Neydi o gördüğüm şey? Nevzat bak yemin ediyorum hiçbir şey sandığın gibi değil, açıklayabilirim. Açıklanacak bir şey yok. Her şey ortada zaten. Nevzat lütfen. Ben sana kaç kere dedim bundan sonra eğilip kalkmak yok diye. Ha? Neden sözümü dinlemiyorsun sen benim? Şey... Ya çocuğumuza bir şey olsaydı? Şey... Ya küpemi düşürdüm de onu arıyordum. Düşürdüysen yerde kalsın canım. Yenisini alırız. Hiçbir şey senden ve oğlundan daha değerli değil. Bak bundan sonra böyle şeyler istemiyorum bana göre. Yoksa bozuşuruz. Parayı da aldım. Hadi Gonca, sen de çık gel artık. Buradan kurtulmamıza çok az kaldı. Hem de çok. Serdar! Allah kahretsin ya! Her şey yoluna girecek. Sakın pes etme. Sakın vazgeçme. Söz veriyorum Elif'i bulacağız. En tükendiğimiz anda bile umudumuzu kaybetmedik. Ne olur sen de kaybetme umudunu. Yaklaştık Melek. Kızımızı bulmaya çok yaklaştık. Beni yalnız bırakma. Elif için ne olur dayan. Elif'in sana ihtiyacı var. Benim, hepimizin sana ihtiyacı var. Allah'ım ne oluyor? Melek. Melek iyi misin? Melek. Melek. Melek iyi misin? Kendine gel Melek. Melek. Doktor bey. Doktor. Doktor. Melek. Ne oldu? Bilmiyorum, cihazı ötmeye başladı. Doktor iyileşecekti mi? Siz dışarı olun lütfen. Melek. Lütfen. Kenan, ne oluyor oğlum? Abi var mı bir haber? Bilmiyorum anne, cihazlar birden ötmeye başladı. Ne yapacağım bilemedim. Allah'ım sen koru. Dayan Melek abla. Ne olur Elif için dayan. Zeynep, canım ne olur ağlama. Melek iyi olacak, merak etme. Ona bir şey olursa ben yaşayamam. O bizim Melek ablamız Zeynep. Bırakmaz bizi. Ne olur güçlü olmaya çalış. Zeynep. Allah'ım. Ne olur onu bizden alma. Bize bu acıyı yaşatma ya Rabbi. Defibrilatör şarj ediliyor. 120 jol. 120 jol hazır. Üç deyince. Bir, iki, üç. 160 jol.
160 jül hazır. 3 deyince. 1, 2, 3. 200 jül. 200 jül hazır. Elif. Elif. Anne. 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 Elif. Kızım. Sinüsitim görüldü, hasta hayata geri döndü. Doktor bey nasıl, iyi mi? Hastamız çok büyük bir tehlike atlattı ve hayata dönmeyi başardı. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Allah'ım sana şükürler olsun. Ellerimde bir çare, hüzün tükenir.